Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber beni birazcık etkilemiş Honor 70'i kutusundan çıkartacağız. Bu kutu daha önce açıldı ama içerisini görmenizi istedim. Beraber telefonu kuracağız. Ardından da sizlere bazı modları ve telefonun özelliklerini göstereceğim. Telefonu ofiste eline alan şöyle dedi. Ya gerçekten güzelmiş. Tasarım harbiden iyi. Yani elinize oturuyor. Bu herkesin tasarımla alakalı fikriydi. Ancak benim de bir fikrim var. O da solo cut. Solo cut bence harika bir mod olmuş. Kamerada bulunan bir mod ve video çekerken sizler hem yatay hem de dikey video çekiyorsunuz. Ancak dikey videoyu da kendi içerisinde yatay videoyu çekerken de yönetebiliyorsunuz. Telefon gerçekten böyle farklı özelliklere sahip. Tasarımı da çokça sevdiğimi söylemem gerekiyor. Bize siyah rengi geldi. Yeşil rengi de var. Eğer bakmak isterseniz açıklama kısmına bir link koyacağım. Dediğim gibi telefonu ben biraz açtım. Biraz kullandım ki heyecanı biraz yaşamış olmak istedim. Sizlere de anlatmak istedim. Hemen şöyle bir gösterdiğimde Honor 70'in çok sade bir kutu tasarımına sahip olduğunu görebiliyoruz. Arka tarafta da ürünle alakalı bilgiler var. Bize gönderilen cihaz 256 GB'lık bir model ve 8 GB'lık RAM'i var. Kutuyu açtığınızda karşınıza güzel şeyler çıkıyor. Hemen şöyle açıyorum. Bakın bunlardan bir tanesi telefon ve kılıf. Kılıfın beraber gelmesi çok güzel çünkü ben telefonu aldıktan sonra bir daha gidip ara sokaktaki telefoncuya gidip Honor 70 kılıfını arayamam ya da buna gidip 50-100 lira veremem. Kusura bakmasın kimse. Ardından da şu tasarım sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel parlıyor ve bu siyah rengi tabii ki biraz parmak izi bırakacak mı ona da bakalım. Evet çıtırdan tutuyor ama her parlak telefonun kaderinde bu vardır. Yani bu çok normal bir şey. Haberiniz olsun. Telefon güzel. Vlog çekmek isteyen için işte oyun oynayayım, orta seviyede bir telefonum olsun diyenler için harika. Şu anda bir kampanya da var. Hadi vakti gelmişken de kampanyayı söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu telefon şu anda yeni çıktı. 13 bin liralık bir fiyata sahip. Bu benim video çektiğim tarih itibariyle Ekim ayının başında geçerli ama eğer bu videoyu yakın bir zamanda izliyorsanız izlemiyorsanız bile gidin açıklama kısmında bir kontrol edin. Bu telefonu satın aldığınızda direkt olarak 1000 liralık bir indirimi zaten elde ediyorsunuz ve bu 1 ile 13 Ekim arasında hakkınız olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bu 1000 liralık direkt indirim kampanyası 13 Ekim'e kadar sürecek ama onun dışında örneğin 14 Ekim'den itibaren telefonda eski yenili kampanyası da bizleri karşılıyor olacak. 8000 TL'den başlayan fiyatlarla Honor 70'i direkt olarak satın alabileceksiniz. Açıklama kısmındaki linke bence bir gidin bakın. Hadi tarih fark etmez. Her zaman için burada bir indirim olacağını düşünüyorum. Ayrıca eğer Honor 70 modelini düşünüyorsanız bundan daha iyi bir kampanya gelmeyeceğini de şimdiden söyleyeyim. Hem 1000 TL indirimi hem de eski yenili kampanyasını kullanabilir. Telefonu daha uygun fiyatlarla getirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir telefonu açalım diyecektim ki açılmış. Telefon hakkında sizlere bir bilgi verdikten sonra hemen devam edelim. Burada diller var görüyorsunuz. Ben tabii ki burada hızlı bir şekilde Türkçeyi seçeceğim ve Türkçeyi seçtikten sonra da başlayın diyorum. Tabii ki telefon akıllı bir şekilde bölgeyi de Türkiye olarak algılıyor. Hemen bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben size kutunun geri kalanını göstermedim heyecanla. Arkadaşlar burada güzel bir kutu var. Mesela bu ne var? Hemen göstereyim. Kılıf zaten çıkmıştı. Bir de adaptörümüz çıkıyor. Telefon Type-C üzerinden şarj oluyor. Bu kabloyu zaten artık herkes tanıyor. Herkes hani her yerde bu kabloyu kullanıyor. 2024 yılından sonra da zaten Avrupa'daki tüm cihazlarda bu Type-C kablosunu kullanmak zorunda olacak. Yani bu telefon satın aldığınızda şundan 2 yıl sonra sizler direkt olarak kağıt düşürdüm. Sizler direkt olarak ne yapacaksınız? Tek bir kabloyla tüm cihazları şarj edebileceksiniz. Bu kablonun gelmesi önemliydi. Bir de adaptörümüz var. Bunun üzerinde bir kağıt var. Hemen şöyle kağıdı çıkartalım. Adaptör ortaya çıksın. Arkadaşlar buradaki adaptörde görmüş olduğunuz gibi 66 wattlık bir şarj sahip. Yani telefonu çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Telefonun kutusu gayet güzeldi. Kutu açılış işlemini tamamladıktan sonra şunu şöyle koyayım. Hemen buraya geliyorum ve buradaki lisans anlaşmalarını ben yapıyorum. Şimdi bir ağa bağlanın diyor. Hemen bir Wi-Fi'ye bağlamam gerekecek. Bir ağa bağladım. İleri diyorum. Telefonun hazırlanıyor diyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir diyor. Ben o sırada buradaki ekran hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Ekran bence çok güzel. Burada telefon ince. Yani şu tasarıma bir baksanıza. Telefon sadece 7.9 milim kalınlığında. Ağırlık olarak da 178 gram ağırlığında. Yani zaten hafif ve zaten kendisi buradaki inceliğiyle beraber de çok güzel bir deneyim sunuyor. Ekran düz. Telefonu elinize aldığınızda ekran tarafında da karşınıza çıkan 6.67 inç büyüklüğündeki ekran sizleri bence bayağı bir mutlu edecektir. Hemen ileri diyorum. Eski cihazımı kurmayacağım ben. Buradan ne yapıyorum? Kopyalama diyorum. Ve ardından da direkt olarak ilerleyeceğim. Eğer eski bir telefonunuz varsa oradaki bilgileri çoğunu direkt olarak buradaki telefonla aktarabiliyorsunuz. Eğer bu telefonu satın alırsanız çoğu bilginizi aktarabileceğinizi söyleyeyim. WhatsApp hala gelmedi bu arada. Eğer iOS'ten bu telefona geçecekseniz WhatsApp'ı aktaramayacaksınız ama Android'den Android'e hem WhatsApp yedeğini eğer Google Drive'e eklemişseniz hem de diğer bilgilerinizi buradan direkt olarak çekebiliyorsunuz hızlıca. Hemen sizlerle beraber bir de Google'da oturum açalım. Hesap bilgisini girdikten sonra hesap bilgileri alınıyor diyor. Arkadaşlar gayet güzel. Ben hemen daha fazla diyorum ve buradaki her şeyi kabul ediyorum. Tabii ki burayı okuyarak sizler kendinize göre de yapmanız gerekiyor. Google Asistan'dan bahsediyor bana. Ben Google Asistan'ı şu an için atlayacağım ama bu telefonu Google Asistan'la beraber kullanmak gayet keyifli olacaktır. Yüz tanımayı ayarlayalım. Hemen dünyanın en zor şifresini giriyorum buraya. 6 tane sıfırı girdikten sonra bir de yüzümü göstereceğim. Uyandırmak için kaldırma özelliğini ben etkinleştireceğim. Bu arada şuradaki
içindeki çerçevelere baksanıza. Bir bakın, bayağı yani çok tatlı bir tasarım olmuş. Elinize aldığınızda çok net bir şekilde hissettiriyor. Hemen şöyle yüzümü de göstereyim. Yani zaten hızlıca yüzümü de algılamış oldu. Kurulum tamamlandı diyor. Parmak izini de ayarlayalım sizlerle beraber. Hemen kilit ekranı şifresini giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekran altından benim parmak izim okunabiliyor. Bu da güzel. Geceleri yüzünüzü görmezse, çok hızlı bir şekilde telefonu açmanız gerekirse buraya basabilirsiniz. Parmak izi bu arada biraz aşağıda, yukarıda olsaymış güzel olurmuş ama olsun. Telefon zaten büyük olduğu için sıkıntı yok. Tüm servisleri etkinleştiriyorum. Bu telefonun içerisinde Google Play Store gibi işte Google servislerini falan çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aklınızda herhangi bir soru işareti olmasın. Play Store burada görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde etkilenme olmadığını da söylemem gerekiyor. Buradaki bu görmüş olduğunuz ekran OLED bir ekran. 1 milyar rengi destekleyebilen 120 Hz'de çalışan bir ekrandan bahsediyorum size ve gerçekten hakkını veriyor. Hemen ben burada akıllı yenileme hızına geliyorum. Bakın dinamik bir şekilde çalışıyor. Bunu yükseğe de alabilirsiniz, standart da alabilirsiniz ama şu an için daha iyi olduğunu söyleyeyim. Biraz parlaklığı kısacağım ki siz daha iyi görün. Arkadaşlar telefon güzel. Yani buradaki telefonun 1080x2400 piksel çözünürlükle beraber de gelince 395 ppi değerine kadar dolaştığını söyleyeyim. Telefon bu konuda gayet iyi. Telefonla alakalı gelelim şu solo kat moduna ve kamerayla alakalı yere. Arkadaşlar Honor 70'in ön taraftaki kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde. Hemen bir ön kamerayla başlayalım. Eğer bu ön kamerayla video çekmek isterseniz ne oluyor? Bakın buradan size ayarlarda da onu göstereyim mesela. Bu arada telefonun da ne kadar akıcı olduğunu size canlı canlı gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1080p çekiyor. Ayrıca 30 fps ile beraber de 60 fps'i de ön tarafta telefon destekliyor video tarafında. Arka tarafa baktığımızda da hemen video çözünürlüğüne bakalım sizle beraber. Burada tabii ki 4K'yı görebiliyoruz ve 4K 30 fps de burada çekiliyor. Herhangi bir şekilde 60 fps'e çıkamıyoruz. Buradaki kameralardan size bahsettiğimde geniş açılı kamerada 50 megapiksel boyutunda fotoğraflar çekebiliyor ve ana kamera 54 megapiksel boyutunda. Derinlik kameramız var. Derinlik kamerası da portrelerde işe yarıyor. O da 2 megapiksel çözünürlüğünde. Şimdi portre fotoğraflar var, gece fotoğrafları var. Zaten bunların hepsini biliyoruz ancak Honor bize çok farklı özellikler sunuyor. Bakın ne diyor? Çoklu video, video çekerken farklı görünüm kombinasyonları oluşturmasına olanak tanır diyor. Mesela bakın burada ne var? Hem arka kamerayı kullanıyor hem ön kamerayı kullanıyor. Mesela burada bana hemen bir eğitim veriyor ama ben biliyorum, tahmin edebiliyorum. Buradan sizler arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Arkayla arkaya çekebiliyorsunuz. Ekran içinde ekran çekebiliyorsunuz. Ön taraf çekebiliyorsunuz direkt olarak. Hemen ben bunu kapatacağım ve diğer geçiyorum. Yani sizler vlog çekerken birisini çekiyorsunuz. Mesela birisiyle sohbet ediyorsunuz şu şekilde. Ön taraf ve arka taraf aynı anda gözüküyor. İki kamera kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu arada arka kamera sensörünün Sony IMX 800 olduğunu söylemem gerekiyor. Sektördeki yani bu telefon piyasasında bu sensörü çok fazla göremiyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Zaten çektiğim fotoğraflardan da biraz sonra anlayacaksınız telefonun ne kadar iyi bir kameraya sahip olduğunu. Bakın beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Yorumları zaten orada sizlere bırakmış olacağım. Arkadaşlar gelelim solo kata. Solo katı ben anlatırken arkada başka bir görüntü göstereceğim. Çünkü şu anda bunu da göstermem mümkün değil ama şöyle düşünün. Sizler 4 kişilik bir grupsunuz. Tamam mı? 4 kişi ayakta duruyorsunuz. Yatay video çekmeye başladınız. Aynı anda dikeyde bir video çekiliyor ve bu 4 kişi arasında sizler dikey video içerisinde de dolaşabiliyorsunuz. Yani 2 tane görüntü çekiliyor aynı anda, 2 tane video çekiliyor Full HD olarak ve buradaki yatay kameranın yanı sıra dikey videoyu da sizler kamera içerisinde yönetebiliyorsunuz ki bu da bence gayet güzel bir özellik olmuş. Solo kat benim uzun zamandır gördüğüm farklı bir özellik. Yani ön kamerayla arka kamerayı aynı anda kullanabilmek falan bunlar artık standartlaşmıştı ama bu çok mantıklı. Özellikle Reels videoları çekenler, Shorts'lar çekenler, TikTok içerik üretenler için de bu düşünülebilir. Eğer özel hoşunuza gitmişse bunu da lütfen yorumlar kısmına yazın. Şimdi bir gelin sizlerle beraber benim çekmiş olduğum birkaç tane fotoğraf var. Bunları sizlere göstermiş olayım. Sizler için Kıbrıs'ta çok güzel fotoğraflar çektim. Bir de onlara yakından bakalım.
Telefonun performansını da merak edenler olacaktır diye düşünüyorum. Hemen ayarlara giriyorum. Burada telefon hakkında kısmına geldikten sonra Honor 70 hakkındaki bilgileri burada görebiliyorum. Snapdragon'ın 778G Plus işlemcisini kullanıyoruz. Aynı zamanda 8 artı 2'lik de bir RAM'e sahibiz. Arkadaşlar telefonun işlemcisi orta seviyede. Bence işlerinizi görecek, hızlı bir şekilde çalışacak, çok da uzun vadede sizleri yormayacak bir işlemciymiş gibi duruyor. Sizlerle beraber gelin bir de oyun oynayalım. Bakalım oyun performansı ilk başta nasılmış. Sonra da videoyu yavaş yavaş kapatalım. Telefonun içerisinde 4800 mAh'lik bir batarya var. Bu yani çok kullanmazsanız tüm gün sürebilecek bir batarya diyebilirim. Zaten 5000 mAh'lik bataryalara alışkınız. İşin en garip tarafı ben şunu düşündüm. 3800 mAh'lik bir batarya bekliyordum ya da 4000. Niye biliyor musunuz? Telefon ince ve çok hafif. Ama içerisindeki 4800 mAh'lik bataryaya rağmen helal olsun. Yani 170 civarında bir ağırlık var. Şu anda telefon çok ince, 7.9 mm. Bu arada ince bir telefon, elinize aldığınızda net hissediyorsunuz. Şöyle göstereyim yani. Tatlı bir deneyimi var biliyor musunuz? Gayet güzel. Elinize alıp bir bakarsınız. Ben onu sizlere şimdiden söyleyeyim. Hani burası benim övgüm. Bu biraz öznel. Hani gidip kamerayı falan size bırakıyorum ama bu öznel. Telefonu elime alınca mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Telefon kutusundan çıkan adaptörle beraber 20 dakika civarında %60'lık bir şarja da ulaşabiliyor. Vallahi güzel. Telefonu al, kullan. Bunlar güzel özellikler. Arkadaşlar ben kutu açılışını tamamlıyorum. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Telefona tabii ki bir inceleme gelecek. Bunu Şifre'nin YouTube kanalında yapacağız. Ama haberiniz olsun. Hem kamera örneklerini çoğaltacağız. Hem batarya testi yapılır. Hem oyun testi yapılır. Hem performans testlerini sizlere gösteririz. Güzel bir deneyim sizleri bekliyor olacak. Soluk hatla alakalı da daha fazla deneyimi de orada görmüş olacağız. Tabii ki burada Honor'un kendi hizmetleri de var. VIP servisler. Mesela telefonu belirli bir süreye kadar satın aldığınızda ekran kırıldığında sizin hatanız bile olsa böyle vursam telefonu kırsam bu arada kutuya vururum bir şey olmaz. Honor diyor ki tamam sıkıntı yok ben ücretsiz bir şekilde değiştiririm. Bunun gibi kampanyalar için de Honor'un internet sitesinin açıklama kısmına bırakmış oluyorum. Oraya da bakarsınız. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.